9400 yıl önce gizemli bir şehir inşa edildi. Çatal Büyük. Stonehenge'den daha eski, piramitlerden daha büyük. Sokaksız mahalleler, dip dibe inşa edilmiş kapısız evler, ürkütücü kızıl akbaba figürleri ve bir yanardağ patlamasını anlatan tarihin ilk haritası. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Çatalhöyük'ü kimler, neden inşa etti? Çatalhöyük hangi sırları saklıyor? Her şey 9400 yıl önce gizemli bir halkın Anadolu bozkırında devasa bir kent inşa etmesiyle başladı. Çağdaşlarından çok daha büyük ve çok daha sıra dışı bir kent. Henüz yerleşik hayatın ilk evrelerinde tarımla ve hayvancılıkla uğraşan Anadolu'nun ilk çiftçilerinin kenti. 1950'lerde tesadüfen keşfedilen kent, tüm insanlık tarihini sil baştan düşünmemize sebep oldu ve keşfedilenler buzdağının sadece görünen kısmıydı. Çatalhöyük çok daha fazlasını saklıyor. Profesör Hikmet Kırık 30 yıldır toplumu ve tarihi inceliyor ve şimdi dünyanın en gizemli antik kentinin sırlarını çözmek istiyor. Çatalhöyük, insanlık tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri. Kapısız evleri, sokaksız mahalleleri, tuhaf sembolleri ve ürkütücü ölü gömme gelenekleriyle 9200 yıllık bir gizem. Peki ama Çatalhöyük medeniyet tarihi açısından ne ifade ediyor? Tarihin ilk yerleşim yeri mi yoksa tarımsal üretimin sıfır noktası mı? Onu bu kadar özel kılan gerçek sebep ne? Cevap burada, Konya'da saklı. Konya, kadim Anadolu Yarımadası'nın kalbi. Engin bozkırlarında tarih öncesine ait bir dizi kalıntıya ev sahipliği yapan bu topraklarda medeniyetin en büyük gizemlerinden biri yatıyor. Hikmet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çatal'a hoş geldin. Merhabalar. Buyurun hocam. Dip dibe inşa edilmiş kapısız evler, boğa figürleri, kızıl akbaba sembolleri ve sokakları olmayan bir şehir. Burası Çatalhöyük Profesör Doktor Ian Hodder döneminde başlayan kazıların geldiği nokta. Peki biz buraya nasıl geldik? 1958'de James Mallard, daha sonra buranın kazıcısı olacak. David French ve Alan Hall, Konya Ovası'nda yaptıkları yüzey araştırmasında buranın Neolitik döneme ait olduğunu ve bu devasa boyutlarında böyle bir yerleşimin bulunmasını çok etkilediğini söylememiz gerekiyor. Bugüne kadar yapılan 30 senelik çalışmalarda höyüğün sadece %6'sına kazmış bulunuyoruz. Yani yaklaşık 12'de birini. Tahmini olarak en geniş zamanında 5 ile 8 bin kişinin bir arada yaşadığını bize göstermiş oluyor. Çatalhöyük, Konya'nın 33 kilometre kuzeybatısında Çumra'da kurulu. Çatal şeklinde duran iki höyükten oluşuyor. Batı höyüğü 8200 yaşında, daha yaşlı olan Doğu höyüğü ise 9400 yaşında. Her iki höyük toplam 130 bin metrekarelik alana yayılmış durumda. Ve her bir höyük 18 katmandan oluşuyor. Yani 7 katlı bir apartman yüksekliğinde. Ali hocam izin verirseniz size herkesin aklındaki soruyu sorayım. Çatalhöyük dünyanın ilk yerleşim yeri miydi? Hayır değildi.
ama 1960'larda kazıldığında dünyanın en eski yerleşimlerinden bir tanesiydi. Burası doğru. Ama Çatalhöyük'ü aslında önemli kılan şey buranın dünyanın en eski kenti olarak tanımlanması. Kentleşme tarihinde başlangıç Çatalhöyük'te başlar. Bizim Akdeniz Havzası'nda bildiğimiz en büyük neolitik yerleşim burası. 14 hektar ki bulunduğunda da çok etkilemişti. Ova seviyesinden tepeye kadar buraya kadar baktığımızda her şey neolitik döneme ait. Neolitik devrim yani yerleşik hayata geçiş insanlık tarihindeki en büyük kırılma anıdır. 11 bin yıl önce yerleşik hayatla birlikte avcı toplayıcı üretim tarzı terk edilip tarımsal üretime geçilmiştir. Böylece gündelik yiyecek temini yerine fazladan yiyecek üretme ve depolama imkanı doğmuş, bu da düşünmek ve üretmek için fazladan zaman yaratmıştır. Bu binlerce yıllık bir çömlek parçası. Bu küçük şeyin anlamı, bunu üreten toplum yiyeceklerini depoluyordu. Yani hayatta kalmak için günün büyük bölümünü av peşinde koşarak geçirmek zorunda değildi. Böylece arta kalan zamanda hayvanları evcilleştirdi, çanak çömleği icat etti ve ilk heykelleri oydu. Neolitik devrim, yani tarımın keşfi, tekerleğin icadından uzay yolculuğuna kadar giden süreçte en büyük kültürel sıçramaydı. Uygarlık çok uzun bir süre. İnsanlar çok uzun bir zaman yaşamışlar. Bunun içinde önemli dönüşümler var. Neolitik bunların içinde bugünü hazırlayan, bugünkü düzenin hazırlandığı, onun tetiğinin çekildiği bir dönem. Bu dünyanın birçok yerinde başka türlü bir yer şekillerde başlıyor. Çin'de ayrı başlıyor, Amerika'da başlıyor, Filistin'de ayrı başlıyor. Ama bugünü hazırlayan kırılım, dönüşüm bizim Anadolu'da meydana geliyor. O bölgede gelişen neolitik dediğimiz yaşam biçimi daha sonraki dönemlerin kenti, devleti hazırlayan sistemin tetiğini çekiyor. Mezopotamya'da başlayan bu yeni yaşam tarzının temelinde 12 bin yıllık bir tapınak var. Göbekli Tepe. Avcı toplayıcılar Çatalhöyük'ten 2 bin yıl önce heykel ve sembollerle süslü ve yapımında yüzlerce insan gücüne ihtiyaç olan devasa bir tapınak inşa etmişlerdi. Göbekli Tepe'nin keşfine kadar insanlığın önce tarımı keşfedip sonra yerleşik hayata geçtiği ve bunun sonucu olarak dini yaşamın gelişip tapınakların inşa edildiği düşünülürdü. Ancak Göbekli Tepe halkı yerleşik hayata ve tarımsal üretime geçmeden bir tapınak inşa etmişti. Yani insanlık kutsallarına yakın olmak için yerleşik hayata geçmiş ve tarım yerleşik hayatın sebebi değil, sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Göbekli Tepe'den öğrendik ki avcı toplayıcılar tarih kitaplarının anlattığı gibi ilkel mağara insanları değil, soyut düşünce ve estetik duygulara sahip mühendis ve zanaatkardılar. Ve Anadolu'da dünyanın en eski tapınağını inşa ettiler. Fakat hepsi bu değildi. Çatalhöyük'ten 200 kilometre uzakta Göbekli Tepe ile yaşıt neolitik bir köy olan Aşıklı Höyük'te keşfedilen bir kafatası çok daha sıra dışı bir hikaye anlatıyor. Aksaray Aşıklı Höyük'te bulunan bir kafatasında beyin ameliyatının izleri keşfedildi. Tam 11.400 yıl önce Anadolu'nun ilk çiftçileri sivri taşlarla kafatasının arkasına bir delik açıp beyin ameliyatı yapmışlardı. Yani dünyanın ilk beyin ameliyatı bu topraklarda yapıldı. Peki ama yazının, tekerleğin ve hiçbir metalin olmadığı bir çağda bir beyin ameliyatı nasıl yapılabilir? Kafatasında tabii çok çeşitli sebeplerden biz bazı delikler açıyoruz. Kan boşaltmak için veya apse boşaltmak için ya da derin yerleşimli tümörlere ulaşmak için kafatasının çeşitli yerlerine delikler açıyoruz. Mesela burada gördüğümüz bir beyin kanaması geçirmiş yaşlıca bir hasta. Kronik subdural hematom dediğimiz beyin zarlarının altında toplanan bir kanamanın boşaltılma ameliyat görüntüsü bu. Günümüzde bu işlem tabii bizim için kolay bir işlem. Çünkü elimizde görüntüleme yöntemleri var. Nereye ne yapacağımızı çok net biliyoruz. Fakat 11.400 yıl önce insanlar kafatasına delik açarken neye göre açtılar? Bu konu hakkında bilgimiz yok. Şu ortadaki deliklere baktığımız zaman bunlar beynin toplar damarlarının olduğu bölgeye denk geliyor. Belki burada bir travma oldu, buradan bir kanama oldu. Bunu buradan dengelemeye çalışmış olabilirler. Obsidyenle bu delikleri gayet düzgün bir şekilde açmış olma ihtimalleri olabilir. Tabii bunların kapanmamış olması da
bu hastanın bu işlemden sonra çok uzun süre yaşamadığının da bir göstergesi olabilir. Ben gerçekten hayretler içindeyim. 11.400 yıl önce böyle bir ameliyat yapmak gerçekten çok zor. Ama burada mümkün olduğunu da görmüş oluyoruz. Modern bilim arkeolojik bulguları destekliyor. Anadolu'nun ilk çiftçileri aynı zamanda tarihin ilk beyin cerrahlarıydı ve Aksaray'da insanlık tarihinin dönüm noktalarından biri yaşandı. Neolitik devrimle birlikte medeniyet tarihinde yaşanan sıçrama sanıldığından çok daha büyük ve bunun birçok ilki Anadolu'da gerçekleşti. Peki ama Kuzey Mezopotamya'da doğan yeni yaşam tarzı İç Anadolu'da kent yaşamına nasıl dönüştü? Göbekli Tepe'den Çatalhöyük'e uzanan 2000 yıllık süreçte insanlık tarihinin en önemli şifrelerinden biri yatıyor. Ve bunun ilk ipuçları Çatalhöyük'ten 9 kilometre uzakta Neolitik bir köyde saklı. It's the first step in the spread of farming westwards and local Anatolian foragers made that adaptation. We know that Buncuklu represents the earliest farming community in this area. They're the first farmers of central Anatolia and the Konya Plain. The earliest occupation we've so far dated dates to 8300 BC. So that's 1300 years before Çatalhöyük. Boncuklu Höyüğün az bilinen hikayesi Anadolu Neolitiğine dair kayıp halkayı tamamlıyor. Mezopotamya'da başlayan yeni yaşam tarzı ilk kez bu köylerde tarımsal yerleşik hayata dönüştü. Çok temel olarak Boncuklu mimarisindeki unsurları kullandık bunları inşa ederken. Bir temel çukuru var mutlaka 50-60 santim derinliğinde. Yaklaşık 1.70-1.80 arasında değişen duvar yükseklikleri var ki bu noktada da ana mimari unsuru da şu anda elimde görmüş olduğunuz kerpiçler oluşturuyor. Bunların tamamı elle yapılmış kerpiçlerdir. Ve bu evi inşa ederken de yaklaşık 2000'e yakın kerpiçi biz elle o dönemde kullanılmış kerpiç formları ve içeriği esas alınarak yapmaya, yeniden canlandırmaya çalıştık. Buncuklu people were genetically closely related to the Çatalhöyük people. So with the cultural evidence and the genetic evidence, it seems very clear there's continuity in the Çatalhöyük community. The big community at Çatalhöyük grew out of small communities like Buncuklu. Boncuklu Höyük, Anadolu'nun ilk çiftçilerinden ilk kentlilere giden süreçte Çatalhöyük'ten önceki son duraktı ve Boncuklu Höyük halkı 1000 yıl sonra sadece 9 kilometre uzakta tarihin ilk kentini inşa ettiler. En teknolojik aletleri kil ve volkanik taşlar olan Anadolu'nun bu ilk çiftçileri 9400 yıl önce buraya gelip 25 futbol sahası büyüklüğünde bir şehir inşa ettiler. Bu bir kibrit çöpüyle Boğaz Köprüsü'nü inşa etmek kadar zor bir işti. Peki onlara bunu yaptıran gerçek sebep neydi? Ve kurdukları bu metropolde nasıl bir hayat yaşadılar? Anadolu'da yarım asır önce tarihin ilk kenti keşfedildi. Fakat keşfiyle birlikte bir dizi gizem de gün ışığına çıkmış oldu. Kapısız evler, ürkütücü tasvirler, bir felaketi betimleyen binlerce yıllık harita. Ve ölülerini evlerinin içine gömen gizemli bir toplum. Profesör Hikmet Kırık, Çatalhöyük gizemini araştırıyor. Ve şimdi sırlarla dolu bu kente daha yakından bakmaya karar veriyor. Çatalhöyük'ün neden inşa edildiği ve burada nasıl bir yaşam olduğunun cevabı mimarisinde saklı bir dizi ipucunda yatıyor. Mısır piramitlerinden bile 5000 yıl önce inşa edilen bu kenti anlamak için kent kavramına dair bildiğimiz her şeyi yeniden düşünmemiz gerekiyor. Hocam burada bitişik olarak yapılmış. Bu tamamıyla Mezopotamya geleneğinin dışında. İlk örneklerini Aşıklıhöyük'te gördüğümüz yerleşim modelinin burada daha da gelişmiş bir halini görmeye başlıyoruz. Komşu duvarlar olarak birbirine inşa ediliyorlar. Yani bir ev kendi başına bir birim olarak inşa ediliyor.
ortak duvarlarla gitmiyorlar. Bu mimari kurguda bir güvenlik kaygısı olabilir mi? Olabilir. Yerleşmenin şu yapısına baktığınızda zaten kendisi bir dış çeperinde büyük bir duvar ve güvenlik koridoru oluşturuyor. Aslında şu da var. Zaten bu yerleşmeyi ele geçiremezsiniz. Çok zor. Çünkü burası bir labirent. İçlerinde küçük avlular olan, olasılıkla da belli yerlerde belli sokaklarla bağlanmış, 14 hektara yaklaşan bir yerleşmeden bahsediyoruz en geniş aşamasında. 9000 yıl önce insan yaşamı karşısındaki en büyük tehdit doğaydı. İlk çiftçiler avcı atalarının aksine yırtıcı hayvanlar için daha kolay bir hedefti. Ancak yaşam alanını korumak için duvar örme fikri Çatal Höyük'ten 3000 yıl sonra Sümer medeniyeti başkenti Uruk şehrinde ortaya çıkmıştı. Çatal Höyük'te ise evlerin dış cephesi şehir duvarı görevi görüyor ve hiçbirinde kapı ve pencere sistemi kullanılmadı. Bunun yerine Çatal Höyük halkı evlere damlardan girip çıktı. Peki ama neden? Bir anlamda son derece fonksiyonel, insanların hem korunmalarını sağlıyor hem de hemen girişin altında, yani bir merdivenle içeriye indiklerinde bir ocak oluşturuyorlar hemen altında ve bu ocak yandığı zaman da bu giriş yerleri aynı zamanda baca olarak da kullanılabiliyor. Bunun ötesinde insanlar bu evleri kullanırken bir alanda, işte mutfak diyebileceğimiz ocakların olduğu yerler varken, yine evin farklı bölümlerinde platformlar oluşturuyorlar. İşte bunlar da işte yaşam alanları olarak diye düşünelim. Burada uyuyorlar, yemeklerini yiyorlar. Çatalhöyük evleri genellikle dikdörtgen planlı ve ortalama 25-30 metrekaredir. Evlerin hemen bitişiğinde 5-6 metrekarelik depo alanları vardı. Evlerin yenileri eskisinin temeli üzerine inşa ediliyordu. Evin içini yükselti setler, nişler ve çatıdaki girişin tam altında bulunan ocak oluşturuyordu. Ve ocak isimden dolayı duvarlar sık sık sıvanıyordu. Evlerde her biri 3 milimetre kalınlığında olan 160 sıva tabakası keşfedildi. Çatalhöyük evleri mimari açıdan birbirine çok benziyor. Hatta buraya neolitik bir toplu konut bile denebilir. Bu benzerlikler içinde ilk göze çarpan her evin bir ocağının olması. Yani modern şehirlerde olduğu gibi her hanenin kendi yemeğini pişirmesi. Ama bir farkla. Bu ocaklarda tarihin ilk ekmekleri pişirildi. Tıpkı hayvanlar gibi buğdayın ve bitkilerin de evcil ve yabani türleri vardı. İlk neolitik yerleşimlerde einkorn denilen yabani buğdaylar kullanılmıştır. Ancak Çatalhöyük'te rastlanan buğday izleri, buğdayın evcilleştirilmesiyle ilgili yeni bir hikaye anlatıyor. Bugünümüzde kullandığımız ekmeklik buğday. Bu ekmeklik buğdayın kromozom yapısı 6 takım kromozomdan oluşuyor. Yani toplamda 42 kromozom var. Çatalhöyük'te bulunan 8400 yıllık buğdayların üstünde PCR teknolojisiyle yapılan araştırmalarda buğdayın da aynı şekilde heksaploid, yani 6 grup kromozoma sahip olduğu belli oldu. Yani Çatalhöyük'te kullanılan buğdayın günümüzde kullanılan buğdaya genetik açıdan çok daha beklenenden yakın olduğunu öğrenmiş olduk. Çatalhöyük İlk evcil buğdayın da ana vatanı olabilir. Tahıl, Neolitik dönemin temel besin kaynağıydı ve bundan elde edilen ilk ve en kolay ürün olarak ekmek de Neolitik devrimden günümüze miras kalan bir besindir. Tam 92 asır önce Çatalhöyük halkı sadece taşları kullanarak buğdayı öğüttü ve ekmek yaptı. Hem de burada, Konya'da. Bugün hala Türkiye'nin tahıl ambarı olan bir bölgede. Fakat Çatalhöyük halkı ocaklarında sadece ekmek pişirmediler. Aynı zamanda oldukça gelişkin bir gastronomileri de vardı. Konyalı aşçı Ulaş Tekerkaya, Çatalhöyük'le aynı coğrafyada binlerce yıl sonra aynı malzemeleri ve aletleri kullanarak Çatalhöyük mutfağını yeniden canlandırdı. Hocam 9000 yıl önce insanlar nasıl beslendiğini araştırırken 7 yıllık çalışmamızın devamında hocam böyle çok enteresan bilgilere eriştik. Mesela burada bakın kil topu var hocam. Böyle bakabilirsiniz. Bu ısıtılıyor.
ısıtılmış taş bir kabın içerisine ya da sepetin içerisine konulup ya da sıvı olan şeyleri ısıtılmış topu onun içerisine koyuyor ve onunla pişiriyor. Ve bu da hocam ezgi taşı, ezgi taşıyla mesela bakın biz meşe palamutunu öğüttük. Bunu koyuyorum hocam 20-25 dakika neyse öğütüyoruz. Böyle tamamen un haline geldi hocam. Şimdi hocam buna hiçbir şey yapmayacağım. Sadece buraya koyuyorum ısıtılmış olan taşa. Bakın şöyle yapıyorum hocam. Ezerekten lapa haline getiriyorum. Hocam bakın koyuldu tamamen. Şimdi tadabilirsiniz. Ben şöyle yapayım. Hocam buyurun şöyle. Özel taşımızla. Tabağımız evet, şöyle var, ben size yer açayım. Buyurun. Ben de bu arada hocam biraz daha buğday lapası için üreteyim. Şey yapayım, büyüteyim. İçerisinde sadece tuz ve su var hocam. Başka hiçbir şey yok. Ulaş Bey, bu malzemelerden, aletlerden ve yediğimiz bu lapadan hareketle Çatalhöyük halkının beslenme rejiminde tahıl ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? Evet hocam. Çünkü neden? Depo alanlarına da baktığınız zaman en çok çıkan ürünler kazılarda tahıl ağırlıklı ve tahıllardan oluşmuş. Genelde hep depolardaki olan tahıllarla beslenmişler. O yüzden de tahıl ağırlıklı bir hayat yaşamışlar diyebiliriz. Bu protein ağırlıklı beslenen avcı toplayıcılardan farklı olarak karbonhidrat ağırlıklı bir gastronomi demekti. Bu yeni beslenme alışkanlığı Neolitik devrimle birlikte ortaya çıkan ve uygarlık hastalığı olarak bilinen bir dizi hastalığı beraberinde getirdi. Diş çürümesi gibi. Modern yaşamın neredeyse rutinine dönüşen diş çürümesi 10 bin yıl önce insanlığın henüz tanışmadığı bir dertti. Protein ağırlıklı beslenen avcı toplayıcıların dişleri çürümezdi. Diş çürükleri tahıl ağırlıklı diyete geçişle birlikte yani tarım devrimiyle ortaya çıktı. Bu yüzden Çatalhöyük'ten çıkarılan iskeletlerin %13'ünün dişlerinde çürükler tespit edildi. Yani bir anlamda Çatalhöyük yeni bir hastalığın da beşiği oldu. Binden fazla evden oluşan sıkışık bu kentte tarıma dayalı yeni yaşam tarzının başka somut izleri de var. Çatalhöyük evlerinin bazılarında boğa başları keşfedildi. Bunlar gerçek boğa başlarından sıvanarak heykelleştirilmiş ve evin baş köşesini süslüyordu. Boğa başlarının bulunduğu köşe evin kutsal alanıydı. Peki ama boğa figürleri Çatalhöyük halkı için neden bu kadar önemliydi? Cattle domestication, now that it happened in the middle of the 8th millennium, further to the east, that is Euphrates, Tigris, and southern Levant. So clearly, from what we know now, central Anatolia was not the place in which cattle was domesticated, but it came from elsewhere, with the people most likely coming from the east. So cattle was not just an ordinary domesticate. They played a very important social and ritual, most likely also religious. Bugün yeryüzünde 1 milyardan fazla evcil sığır var ve her yıl bu sayıya 13 milyon daha ekleniyor. Fakat 9 bin yıl önce sığırı evcilleştirmenin farklı bir anlamı daha vardı. Biz bugün insanoğlu olarak tarım ve hayvancılıkta üst noktadayız. Hayvanlarımıza bir suni tohumlama yapıyoruz. Hayvanımızın doğacak buzağısının %95-96 ihtimallerle cinsiyetini bile belirleyebiliyoruz. Tamamen insansız olarak iş yapma gücünde ilerliyoruz. Şimdiki ölçülere baktığımız zaman sığırlarımızın cidago yüksekliği 1.65 civarı. Canlı ağırlıkları ortalama 600 kilogram, 800 kilogram arası değişiyor. Uzunluklarını düşündüğümüz zaman 2 metre civarları ama geçmişe 9 bin yıl öncesine döndüğümüz zaman, bulunan iskeletteki bulgulara baktığımız zaman ortalama hani boynuz aralıkları 1.5 metre civarları, uzunlukları 3.5-4 metre, canlı ağırlıkları 1500 kilogram civarlarında tahminlerde bulunuyorlar. Big wild cattle, you know, they would stand this high. You wouldn't like to meet one in a dark night in the marshes. They're scary things, you know. Boğaya diz çöktürmek Neolitik devrimin kırılma anlarından biriydi ve insanoğlu evcilleştirdiği en güçlü hayvanın silahlarını almakla övündü. Bu yüzden tarih boyunca boynuz çoğu kez iktidarla özdeşleştirildi.
Oğuz Kağan ve Büyük İskender gibi krallar boynuzlu taçlar taktı. Belki de Çatalhöyük'teki bu boğa başları insanın doğa karşısında değişen konumunun bir sembolüydü. Fakat Çatalhöyük halkının doğayı imgelemesi sadece boğayla sınırlı değildi. Çünkü duvarlara hayvan figürlerinin olduğu binden fazla sahne resmettiler. Danslar, avlar ve gizemli kompozisyonlar. Tıpkı Göbekli Tepe'de olduğu gibi bir leopar çizimi bile var. Fakat bu çizimler içinde en sıra dışı olanı Kızıl Akbaba figürü. Ürkütücü bir sahne içinde. Bir leş yiyici ve kanatları altında başsız insan bedenleri. Bu gizemli sahne neyi anlatıyor? Bir ritüeli mi? Yoksa daha korkutucu gerçekleri mi? Bu resmin bizi anımsattığı şey, bizi çok daha yani yakın zamanlara kadar götüren Tibet'te, İran'da gördüğümüz o sessizlik kuleleri veya o göğe uçuş ritüellerinin olduğu uygulamalar hatırlatıyor. Ama aslında bir de daha gerisi var. Yani baktığınızda Göbekli Tepe'de de teğe başlı dikmelerin üzerinde kalabalık sahnede yine Çatalhöyük'teki tekrarlanan bu akbabaların başsız insan vücutlarına saldırdığını gösteren örnekler vardı. Çatalhöyük'te gövdesiz başlar var. Bu belki dışarıda böyle bir uygulama yaptıkları vardı ve daha sonrasında başı getiriyorlardı. O yüzden bunu çok ihtimal dışında bırakmıyoruz ama gövde parçalarına bakıldığında açıkçası herhangi bir yırtıcı kuşun yediğine dair izler şu anda söz konusu değil. Neolitik dönemin ölü gömme adeti evlerin tabanları altında, intramural dediğimiz taban altlarını gömüldüklerini görüyoruz. Çatalhöyük'te ise bu alçak sekillerin çoğunda da aile bireylerinin gömüldüğünü görüyoruz. Yani aslında atalarla beraber yaşadığını bir kere görmemiz gerekiyor. Çatalhöyük bir yerleşim kadar bine yakın o döneme ait gömüleriyle beraber aslında dev bir mezarlık. Çatalhöyük halkı ölülerin kemiklerini evlerinin zeminine gömüyor. Ölen çocuk evin güney köşesine, yetişkinse kuzey köşesine defnediliyordu. Her bir evde hayat ve ölüm iç içeydi. Atalarından birkaç karış uzakta uyuyor, yemek yiyor ve yaşıyorlardı. Böylece her an atalarının ruhlarıyla birlikte olabiliyorlardı. Onlar ölümden kaçmak yerine ölümü yaşamlarının tam içine sokmuştu. Çatalhöyük'teki yaşam ölüm iç içeliğinin en güzel kanıtı burada. Çatalhöyük'ten çıkarılan bir çocuk iskeletinde. Bu kemikler binlerce yıl önce ölen bir yaşında ve muhtemelen bir kız çocuğuna ait. Çatalhöyük halkı ölülerini cenin pozisyonunda gömüyordu. Tıpkı bu hayata geldiği biçimde bu hayattan yolcu ediyordu. Çatalhöyük halkı kutsallarını oturan şişman bir kadın imgesiyle figürleştirdi. Kibele. Kazılarda sıkça çıkan bu imge, Çatalhöyük halkının inanç dünyasının en kutsalını temsil ediyor. Bu detay oldukça ilginç. Çünkü diğer ilkel inanç ve kültürlerin aksine Çatalhöyük halkının kutsalı eril değil, dişildi. Peki ama neden? Çatalhöyük anaerkil bir toplum muydu? Aslında burası tabii bir yerde de ilk defa yerleşik bir toplumda kadının bu kadar net ifade edildiği. O yüzden de Çatalhöyük 1960'lardaki akımların içinde de kadın hareketinin içinde de çok ikon bir hale gelmiştir. I would call Çatalhöyük an aggressively egalitarian society. Certainly, we have no evidence of public buildings or administrative buildings or important ceremonial centers or chiefly houses. It is certainly the case that some houses have more of the ritual and symbolism than other houses. But these houses, which may well be associated with ritual leaders, elders in the society who were ritually important, but these ritual leaders or ritual houses were not able to control the economy. They were not able to control production. And that's what I mean by saying it was an egalitarian society.
Bu antik şehirde saray ve tapınak olmadığı gibi ortak bir depo ya da ambar da yoktu. Her evin yanında kendi deposu ve kendi ambarı bulunuyordu. Çünkü her hane kendi tahılını üretiyor, kendi besi hayvanlarını yetiştiriyordu. Çatalhöyük'te sosyal hayat sadece çatıların üzerinden ibaretti. Ve onlar merkezi bir iktidar olmadan da bir arada yaşamayı başardılar. Çatalhöyük halkı imece bir hayat inşa etti ve bu hayat tarzını 2000 yıl boyunca sürdürdü. Ancak insanlık tarihinin en büyük dönüşümünün tamamlanması için son bir adım daha vardı. 9400 yıl önce Anadolu'da tarihin ilk çiftçileri, kadınlar ve erkeklerin eşit olduğu lidersiz bir yaşam tarzı inşa etti. Fakat 2000 yıl sonra kentlerini terk edip sırra kadem bastılar. Peki Çatalhöyük halkına ne oldu? Profesör Hikmet Kırık şimdi Çatalhöyük gizeminin son parçasının peşine düşüyor. Çatalhöyük'ü inşa edenlerin geniş ovaları terk edip burada sıkışık bir hayat yaşamalarının bir sebebi vardı. Onlar hayatta kalmanın bedelinin bir arada yaşamak olduğunu fark etmişlerdi. Avcı toplayıcılığın aksine çiftçilerin doğaya olan muhtaçlıkları azalmıştı. Ama bu yeni yaşam tarzlarında ise birbirlerine muhtaç olduklarının farkındaydılar. Bu da tarihte eşi görülmemiş bir dayanışma ve işbirliği yarattı. Ancak milattan önce 5200'lere gelindiğinde Çatalhöyük'te artık yaşamın sonuna gelinmişti. Peki onlara kentlerini terk ettiren gerçek sebep neydi? Bir savaş ya da bir düşman tehdidi mi? Yoksa bir iç karışıklık mı? Son araştırmalar özellikle 90'a yakın bireyde kafada çatlaklar, bir takım kırıklar olduğunu, yani bir takım travmalar olduğunu gösteriyor. Bu kadar büyük bir sayıda ve toplumsallaşmanın arttığı bir yerde ve bu kadar da yoğun ve bitişik bir hayat formunda zaman zaman gerginliklerin olmaması mümkün değil. Ama bu Çatalhöyük'ün terk edilme sürecini etkileyecek bir çatışmaya doğru gitmiş midir? Bunlarla ilgili daha şu anda net bir şey söylememiz mümkün değil. Lidersiz Çatalhöyük halkının hiçbir düşmanı olmadı. Yeni yaşam tarzından başka. Tahıl ağırlıklı beslenme Çatalhöyük halkının önündeki en büyük tehditlerden biriydi. Tahıl yani karbonhidratla beslenmenin insan vücudunda sıra dışı bir sonucu daha var. Amerikalı antropolog Marvin Harris karbonhidrat ağırlıklı beslenen bir kadının protein ağırlıklı beslenen bir kadına göre yumurtalıklarının 6 kat daha fazla çalıştığını, çocuğunu emzirme süresinin ise 1/4 oranında azaldığını ortaya koydu. Yani çiftçi annelerin doğurganlığı avcı toplayıcı annelere göre 6 kat daha fazla, annelik süresi ise 1/4 daha az. Bu da yanlış bilinen bir gerçeği baş aşağı ediyor. İnsanlık nüfus arttığı için tarıma geçmedi. Tarıma geçtiği için nüfus arttı. Tıpkı Çatalhöyük'teki gibi. Çatalhöyük'ün en gelişmiş döneminde nüfusu 8 bine yaklaşmıştı. Bu kilometre kareye 61 bin kişilik bir nüfus yoğunluğuna eşdeğerdi. Yani İstanbul'un 21 katı. Bu sıkışık yaşam stresi ve toplumsal şiddeti artırmış olabilir. Ancak tek başına Çatalhöyük'teki yaşamı yok etmeye yetmez. Belki de Çatalhöyük'teki yaşamı bitiren bir doğal afet. Ve belki de Çatalhöyük halkı bu tehdidi çok önceden resmetmişti. Tam 8500 yıl önce Çatalhöyük halkı kerpiç duvar üzerine bir harita çizdi. Bu dünyanın bilinen en eski haritası. 3 metreye 90 santim büyüklüğünde. Yani Çatalhöyük haritacılığın da anavatanıydı. Ancak bu haritada şehrin hemen yukarısında bir yanardağ resmedilmiş. Peki dünyanın ilk haritasına konu olan bu yanardağ neresi ve Çatalhöyük'ün sonunu getirmiş olabilir mi? Mesafe olarak düşündüğümüzde tabii Karadağ çok daha yakın Çatalhöyük'e. Ama Hasan Dağ ve o grup
Çatalhöyük'ün 130 kilometre kuzey doğusuna denk geliyor. Ancak Hasan Dağ'ın 3 büyük patlama geçirdiği ve en son patlamanın günümüzden 8.97 bin yıl önceye tarihlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla Hasan Dağ son patlaması ile resmedilen patlama birbirine oldukça yakın tarihlere oturmakta. Ama bir stratovolkan olduğu için Hasan Dağ'ın patlamasıyla çıkan lavların 130 kilometre ötedeki Çatalhöyük'e ulaşması zor bir ihtimal. Dolayısıyla Çatalhöyük'teki Neolitik dönem yaşamın sona ermesinde bu ihtimal zayıf. Bulgular Çatalhöyük halkının burada yaşarken topluca yok olduğu bir felaket ya da katliama işaret etmiyor. Yani şehrin sonu bir yanardağdan gelmiyordu. Ancak zenginliği buradan geliyordu. Volkanik bir taştan. Obsidiyen, taş devrinin çeliği. Çatalhöyük halkı bu taştan takılar, heykelcikler ve silahlar yaptılar. Yani yanardağlar onların madeniydi ve bu yüzden onlar için kutsaldı. Peki hiçbir metal olmadan bu taşı nasıl işlediler? Ve taşı taşla şekillendirmek nasıl mümkün? Sean Doyle, 9000 yıl sonra birebir Çatalhöyük halkının kullandığı aletlerle obsidiyen taşını işliyor ve doğru işlendiğinde neler yapılabileceğini biliyor. So I have a number of different tools that I use. These are my hammer stones made of sandstone. I also have antler tools that I use. This is a large piece of caribou and this is a deer antler. Yeah, so you need to find the right angles. What you're looking for is something between 60 and 70 degrees. You don't want to hit it somewhere that it's round, or it will just diffuse the energy and you won't be able to remove the flake you want and you'll just destroy the stone. So this is a large stone that I use to do the... Okay, so it came off in a couple pieces. So this here is a smaller flake, and you can use that already. It has sharp edges all around. Obsidian is extremely sharp. It's actually sharper than a surgical scalpel, sharper than surgical steel. Dulling down all the edges. Before I take off a larger flake, I just grind down all of the edges. So I'm almost finished, but just to get a sharp edge on it, we call this pressure flaking or retouching. So I hold it in my hand like this, and then I just push off very small flakes like that, very small. That's so interesting. Yeah. So it forms a kind of a little bit of a serration, and you want to keep that on there because that's the sharpest part. Okay, so there's the finished piece, projectile spearhead ready to be used for hunting. Çatalhöyük halkı volkanik taşlardan ok uçları ve bıçaklar üretti. Peki bu silahlar Çatalhöyük'ün terk edilmesinin sebebi olabilir mi? Çatalhöyük halkını göç etmeye zorlayan bir savaş mıydı? Well, it is possible that it was used against people, but we don't have any direct evidence. We don't have any, cut marks on human bones that would obsidian projectiles being used on people. It seems like they were just using them for hunting animals. So, like I said, we don't have any direct evidence for warfare between settlements or between communities in the Neolithic. Çatalhöyük halkına şehirlerini terk ettiren bir savaş ya da iç karışıklık değildi. Fakat hiçbir toplum durup dururken yurdunu terk etmez. Şartların değişmesi gerekir. Peki öyleyse Çatalhöyük'te değişen neydi? Process was extended and was pretty complicated. We're not talking about the abandonment in any given moment in time, but rather about the process that sort of took at least 300, or maybe a bit longer.
Of course, one of the reasons that has to be taken into consideration is the climate change. 8200 yıl önce yaşanan iklim değişikliği tam da Çatalhöyük Doğu Höyüğü'ndeki yaşam belirtilerinin yok olduğu dönemle örtüşüyor. Çatalhöyük halkı iklimdeki ani değişimin etkisiyle tarım verimliliğini kaybetti. Fakat tek sebep bu değildi. Neolitik yaşamın Çatalhöyük'te bitip Kalkolitik yaşama başka bir noktada birazcık daha ötede devam etmeleri belki buradaki çarşamba çayının hareketleriyle ilişkili olabilir. O dönemde volkanik patlamalarla bu bölgede meydana gelmiş olabilecek tektonik faaliyetler, deprem faaliyetleri ve bu deprem faaliyetlerinin olasılıkla akarsu yataklarını nasıl etkilediğini araştırmamız gerekecek. Coğrafi değişimler ve artan toplumsal stresin etkisiyle artık istediği hasadı alamayan Çatalhöyüklü çiftçiler kentlerini terk etti. Ancak bu göç yaşam tarzlarında değişimler yarattı. Ölü gömme geleneklerinde olduğu gibi. So this is where we have the couple of skeletons that are under excavations right now. So trying to expose them. That's probably the better one over there. Now look at this. You know. Now we have, that's the third one, one, two, and three. And we have found two on top of that. They would actually enter from the roof because there is nothing, there is no doorway into this space. And they kept adding them. So there's like, they place in layers, layers and layers of bodies in this little room. So as you see, this is an example of this considerable change that happened at the end of the Çatalhöyük occupation. And you may ask, what had happened and what caused that changes. And we argued that one of the main reasons was changes in social organization and social structure. Instead of living like a big communal groups, people started to establish what we call the households, like the individual histories. 12 bin yıl önce Göbekli Tepe ile başlayıp Aşıklı Höyük ve Boncuklu Höyük'ten geçip Çatalhöyük'e gelen yeni yaşam tarzı, Çatalhöyük'ün terk edilmesiyle evrimini tamamladı. Çatalhöyük'le birlikte Anadolu Neolitiği son buldu ve yarımadayı aşıp Avrupa'ya yayıldı. Bugün bildiğimiz anlamda medeniyet tarihinin başlangıcı oldu ve ardında yeni bir dünya bıraktı. Büyük göç dalgasıyla birlikte evcil buğday, besi hayvanları, çanak çömlek ve tekerlek gibi yeni buluşlar Avrupa'ya geçti. Ve Çatalhöyük'ten 5000 yıl sonra bir başka antik başyapıt inşa ettiler. Stonehenge. Stonehenge yolculuğuna Anadolu'dan başlayan Neolitik göçmenlerin Avrupa'daki izlerinden sadece biriydi. Fakat Anadolu'da bugün hala yaşayan çok daha fazla iz bıraktı. Yaklaşık 20 yıldır Çatalhöyük'te bekçi olarak çalışıyorum. Daha öncesinde işçi olarak da çalışmıştım 1993 yılında kazıların ilk başladığı yıllarda. Çatalhöyük biliyorsunuz 9000 yıl öncesi bir yerleşim yeri. Tabii buradaki insanlar tarım yapmış, hayvanları evcilleştirmiş. Türkiye'de Konya'nın tarımın kalbinin olmasının nedenini Çatalhöyüklülere borçlu olabiliriz. Fakat Çatalhöyük'teki kazılar yeni bir hikaye anlatıyor. Bugüne kadar Çatalhöyük'le ilgili bildiklerimizi kökten değiştirecek bir hikaye. Yeni açılan bu alanımızda, bu teras alanımızda 94 yılında gördüğümüz öğeleri artık gerçekliğe kavuşturmak istedik. Baktığımızda 3 olgu çıkıyor. Bunlardan birincisi Çatalhöyük'te sokaksızlık. Birisi mutlak eşitlik, bir diğeri de kent olgusunu yeniden tartışmamız gerekiyor. Sokak meselesi zaten bu kadar büyük bir toplulukta olmaması mümkün değildi. Yeni açılan bir alanımızda sokağın olduğunu görebiliyoruz. Bunlarla beraber bir kent olgusunu yeniden tartışmamız gerekiyor. Bu nedenle evet, bir yerden yeniden başladığımızı söylememiz mümkün. Çatalhöyük aslında sokaklardan, mahallelerden oluşan devasa bir kentti. Sanılanın aksine kutsal mimarileri de vardı.
ve yeni ortaya çıkarılan mahallelerde daha karmaşık bir toplumsal yapıya ait izler bulundu. Yani Çatalhöyük bugüne kadar bildiğimizden çok farklı bir hikaye saklıyor olabilir. Kesin olansa Mezopotamya'da doğan ve Çatalhöyük'te şekillenen kültür, sanayi devrimine kadar uzanan dünyayı şekillendirdi. Benim için Çatalhöyük'ün gizemi büyük ölçüde çözüldü. Ancak geride bazı cevapsız sorular kalıyor. Çatalhöyük'ün henüz gün ışığına çıkmamış olan %90'lık kesiminde yeni neler keşfedeceğiz? Ve medeniyet tarihine dair başka hangi ilkler burada saklı? Tüm bunları zaman gösterecek. Ama o güne kadar dünyanın en gizemli şehri Çatalhöyük olarak kalacak.